Naber? Hiç hoş gelmedim. Hiç hoş gelmedim. Ne? Su. Dükkana girmeden şuradan gidecektim de. Vallahi. Vallahi. Kaç para gelebilir ya? Ne kadar gelebilir? Mesela kafandaki limit ne kadar? Ne kadarını geçerse ne olur? 250. Yok. 300. Yok canım, daha aşağı. 150. Yukarı. 200. 7. Tamam. İyi mi? Korktum ya, bir şey var diye. Tamam. Nasıl ya? 207 lirası faturası mı? Adam artık fazla fazla demekten doğal gelmeye başlamış. Doğal gelmeye başlamış. Lahmacun söyledim. 180'lerde lahmacun söyledim. Gelir birazdan. Evden çıkmadan söyledim ki. Doğalgazı çok merak ediyorum. Ya ben doğalgazı değil de ya su, kek getirdim, o yaptım. Lahmacun üzerine yersin diye. Seni düşündüm. İyi. Koysana Göktuğ oraya. Nereye gidiyoruz? Bilmiyorum, bir AVM'ye gidesim var da. Sanki akşam olmuş gibi hissediyorum. Dur bir bekle, kendime çesem. Saçlarını mı yaptın? Şşt, jilet gibi. Her zaman kendim ya. Şey, bere giyiyorum diye bozuluyor benim saçım ya. Aynen öyle, dur. Giyemedim o yani. Kendime çevireyim. Otursana ya. Az kalk bakayım Göktuğ. Göktuğ, ben oturayım. Abim oturdu. Patronum varken ben oturabilir miyim? Elektrik faturamız ne kadar? 500 lira mı geldi? 500. Su faturası da 200. Bilmiyorum. 700. Hadi 180 lira alışmışız da. Aa, mesaj geldi. Kime? Bana. Bakma. Niye bakmazmışım? Bakma ya, ayıptır ya. Karıştırılır mı koca telefonu? Sus be. Niye bakmıyormuşum mesajı? Bakmasaymışım keşke. Ne o? Sipariş mesajıymış. bir şeyler sipariş etmiş. 47-31 6 adet. 47-37 4 adet. Bu kadar lazım demiş. Şifreli mi bu? Tabii canım, orada 800 lira ödeme tutar herhalde. 850 tutar. Ya. Öyle işte. Faturalarımız. Bir doğalgaz kaldı. Doğalgaz tahminim. 1,5. 1,5. Evet. 1,5 geçerse tamam. Soğuk be. Çok soğuk. Isınmıyor. Valla bu kıştan beri en soğuk gün bu. Dün akşam bir de bugün. Hayır, geçmedi dün şöyle. Dün akşam da soğuktu. Dün akşam da soğuktu. Parfüm var mı sende? Kendi sıktım. Yani. Sıktım. Değil mi? Ama çok abartı değil, bir fıs. Bir fıs. Yok, yok, öksürtüyordu o yüzden. Hmm, olabilir. Açtın mı o şeyi? Küçük yaptım. Ya. Öyle. İyi öyle işte yani. Lahmacun gelsin. Göktuğ da yiyecek bir tane. Hı. Sana da söyledim. Sen mont almaya gideceksin mi? İşte onu diyorum. Bakacağım ya. Sanki bugün evde biraz fazla oyalandım. Tabii. Kızım bak, sevgililer günü falan geliyor. Montları falan her şey artar gider. Yok, sen daha 300'e buldun, 500'e bulamazsın. Onu almam lazım, evet. Senin sevgililer günü hediyen bu, bitti artık yani. Biz sevgili değiliz ki. Müşteri geldi. Yani siparişi geldi. Ben sevgililer evden gününü diyorduk. He. Hadi sevgililer günü kutlar. Sevgililer günü kutlu olsun. O nereden çıktı şimdi? Hediyeni de alırsın. Daha başka bir şey yok mu? Allah kabul etsin. Daha başka bir şey yok mu? Mont ihtiyaçtır. İhtiyaçtan hediye olmaz. Benim sana aldığıma bakma. Ne alaka ya? Ya sus. O zaman bekle o zaman. Alırsın ayın 14'ünde alırsın. Hayır. O ihtiyaçtı. Gitme şimdi. Sen hediyeleri kendin alırsın. Tamam, ben seni kandırdım. Dedim ki sen bana hediye aldın. Siz kendiniz almadınız mı lahmacun? Bana ben yemiyorum sadece ki. Yurtdayı da sana aldım. Ayran. Diyorum ki evden ayran. Evden aldım. Ayran getirmedin mi? Ya unuttum ya. O ne zaman ne içeceğim? Yani ayran içelim. Gökte iki tane ayran. Ev ayran dolu. Kova kova. Yok, kova bitti. Yok, küçük al. İki tane küçükler var ya, onlardan al.
Çocuk, ben kendime çocuk büyük. Bir çocuk büyük al da gel işte. Lahmacun nasıl yenir adlı videomuz. He. Yemek yaparken çekiyor ya, hazır lahmacun nasıl yeniliyor? Ne bileyim, içinden geldi size lahmacun ısmarlayayım dedim. İyi yaptın. Yani yemek yapmaya üşenmedim. Tabii canım, insan hep sıkılıyor bazen de aynı şeylerdir. Ev yemeklerinden de farklı lezzetler. Gerçi sen evde lahmacun da yapıyordun. Sen de enayi gibi evde her şeyi yapıyorsun. Dışarıda yiyecek bir şey bırakma. Ben dışarıda kendim yemek yemediğim için evde yapıyorum. Sen niye anlamıyorsun? Aferin lan garip. Önceden yiyebiliyordum. Seray Başkan. Ben burada yemedim. Ya şimdi burada... Cansın. Nerede ne yapılıyor bilmiyorum. Hijyenlerine, damak tadına güvenemiyorum. Sen de hediyeni almış oldun sevgiler. Sağ olun. Abi şey soracaktım. Hardisk satılıyor mu? Hardisk? Normal SSD. Nasıl? Canlı yayında da demiştim zaten, işlerimi geliştirdim diye, böyle daha yeni çağa ayak uyduracak işler yapıyorum diye artık. Çalışmıyorum. Yok. Yeni nesil çalışmıyor. Robot yaptım. Geleceğimiz robotlar. Dur, bir dakika göstereceğim. Peki videom yarım kalıyor ya. Evet, çağımızın diyordum, geleceğimiz robotlar. Robotu ne yapmış? Yaptım dediğim kafasını koparmış bunun. Kafasını yapıştırdık işte. Göktuğ, idam ettiğin robot çalışıyor. Arabistan'da böyle kafa kesiyorlar. Onun gibi mi yaptın? Sen bunun kafayı koparmışsın. Düşünmüş. Hatta hayalinde kulaklığı vardı. Onu da yapıverdim. Gördün mü? İkimiz aynı anda gördük. Çil çil para mı? Yok, çil çil para değil. Göktuğ arkası şöyle var ya, o 1 liraları biriktiriyor. Hmm. Bak tesadüf bilmem o ne. 1915 Çanakkale köprüsü. Bunlar işte derdi yok öyle. Derdim var. Derdleri yok, uğraştıkları şeyler. Derdim var. Sen beni bırakır mısın AVM'ye? Sevgiler yine hediyeni almaya gideceksin değil mi? Hayır, ihtiyaç için mont almaya. Seray Başkan. Hadi kutlu olsun, sevgiler girin. Sen götürür müsün beni? Kızlar yok, metroyu cesaret edemedim. Yalvar birazcık. Neden vurayım? Vurma ayağıma. Ne olur kocacığım da beni götürür müsün AVM'ye de? Demeyeceğim. Sen de o beni götüreceksin. Aşağıdan metroya biniyorsun. Dümdüz devam ediyorsun. Bak, ayağımı tekrar tutturma. Bu lahmacunu ben neden başına ısmarladım? İyi işler gelir. Sapı cebimden çıkmış, sapı cebime girmiş. Fark etmiyor. Ne olur beni götürür müsün? Sen evde yemek yapıp getirseydin 10-50 lirayı da vermeyecektik. Ama o benim kendi açlığımdan verdim. Olabilir. Senin açlığın benim açlığım. Fark etmiyor. Sen ne geç küçük müşteri. Bir şey oldun. Bak kamerayı sen, kapattıktan sonra başına gelecek diyebilirsin. Sen gitmek istiyorsun? Yoksa benle mi gitmek istiyorsun? Seninle. Tamam. Söyle bakayım. Lütfen beni götürür müsün? Değil, bu ne? Yani yabancı birine söylenmiş gibi. Ümit beni götürür müsün? Bak bir tane geçireceğim. Sen gitti. Canım kartı da kapattırıyorum. Canım kocam, ben götürürüm. Sevilay Başkan, götüreyim hadi. Kamera kapanacak canım değil mi? Canım karım güzel karım. Buydu, bu kamera kapanacak değil mi? Kapatmam ben de. Kapanacak değil mi? Hiç kapatma bence. Geçen ya, de ağzı bunu. Senden korkan senin gibi olsun ya. Ya bir kere ben... Burada da kamera var yani yukarıda. Çekiyordu değil mi? Ya. Benim evim var. Geleceksin değil mi akşama? Gel oğlum, gel. Gel yemeğini ye bebeğim, gel. Başıma bir şey gelirse bu videoyu kullanırsınız. YouTube'dan. Hayır. Delil olarak. Paylaşmayacağım. Bak kızın katili gördün mü? Kocası çıkmış. Ay Allah, göstermesin. Ya kabul etmiş. Ya. Çocuğa ayran vermişim sadece. Çocuk da bakıyor ne yapayım hiç diye. Evde gel. Ayran dolu, ayran aldı. Bak ayrana para verdik. Yani lahmacuna parayı acımadım, o ayran acıdım yani. Ya of. Büyük mü aldık sanki? Kocaya of denmez. Çakal içini bir de var ya, böyle yapışırsın duvara. Alt taraf bak, görmüyor. Kadına şiddeti videolu bir şekilde burada. Seni şiddetle kınıyorum. Sen o kamerayı kapattıktan sonra az sonra açtığında bak neler söyleyeceksin.
Kapamıyorum ben de. Tamam, kameram var mı? Ya soğuyor lan maçlar. Ya soğuyor. Dik yandan çıktık. Bir şey söylemek istiyordun ya, açtım ne? Kamerayı. Bir şey söyleyeceğim demiştin. Yok hayatım, ne demek, ben seni en acil şekilde AVM'ye yetiştirmeye çalışıyorum. Dikkatimi dağıtma. Hızlı götüreyim. Evet. İşin hallolsun. Hemen sen gez dolaş, alışveriş yap. Tehdit altında mı konuşuyorsun? Yok canım ya. Ne alaka canım? Ne, az önceki diğer videoda yanlış anlaşılma mı oldu? Yok şaka canım, şaka ya. Sen de hiç anlamıyorsun şakadan ya. Değil mi? Ya işte bu erkekler yok mu? Böyle mi? Getiriyor bir. Hatta bana ne dedi biliyor musunuz? İşin dedi çok uzun değilse ben dışarıda bekleyeyim. Hemen tabii işimi canım, hallet dedi. Bir şey dedi, kepengi kapatırdım dükkanı. Yok. Çok uzun sürecekse. Yok o kadar da değil, ben kendim gelemezsem ararım zaten. Yakın gelirsin. Teşekkür ederim. Ne demek, gerek yok ya. Hiç gerek yok. Değil mi? Ağzını da yorum ona gel. Gökçe yine. Bayılıyor musun Gökçe? Evet Gökçe'ye bugün de şurup ver. Ama bu kadarcık yere de şurup verilmez ki ya. Oğlum bak, Allah'ın macunu çıkarma. Hemen bizi yetiştir. Aa, yağmur mu çiseliyor? Ufak tefek yağmurlar başladı. Senin ne işin var zaten yağmurda? Yani. Herhalde bekleyeceksin. Vereyim istersen kafanın üstüne. Yok yok, kavşam var. Teşekkür ederim. Bu şemsiye aldın alakalı... sana. Yok, şemsiye de istemiyorum. Böyle işte. Kameradayken konuşuyor, onun elindeyken. Bana gelince... Şaka canım, şaka. Sen şakadan anlamıyorsun. Evet, ben anlamamıştım şaka olduğunu. Tamam, bir dahakine söyleriz. Tamam. Ay, hava çok soğuk ya. Aman, bir an önce lütfen. Mazotu da ben aldım. Bir de ben mi alacaktım? Allah'ım, bir an önce yaz gelsin. Ne olur yaz gelsin, yaz gelsin. Tumburgaz'a gidelim. Mangal yapalım. Mangal yapalım. Başka? Şuradan mazot alayım 2 dakika. Al. İstasyona girdik. Geldik AVM'ye. Hava o kadar soğuk ki. Hemen işimi halledeceğim. Ümit dışarıda bekliyor. Yok, görünce çalışıyor ya. Bir tane mont vardı. Hemen ona bakacağım. Geçen de gelmiştik ya, biz Vega'yı daha çok seviyoruz Gökçe'yle, değil mi? Gitmek istiyorum. Saati olsaydı ıslat eline Gökçe'yi sokardın da. Yok yok. Gökçe'nin yaşı değil. Ha, biz Cuma günü falan gideriz Vega'ya. Şuradaki mağazaya gideceğim. Perşembe, Cuma bakıyorum gideriz. Tam alıyorum böyle. Gökçe dedi ki, anne olmadı dedi. Beğenmedi Göktü. Göktü, neyini beğenmedin? Krem rengi. Rengini beğenmedi. Siyah daha güzel diyor. Bilmiyorum. Aslında mont güzeldi, çekemedim, müzik vardı. Kolu böyle şişmeye geliyor. Kolu şöyle yapmışlar kolunu. Onu sevmedim bir de ya. Bilmiyorum, bir krem rengi mont istiyorum. Bir mağazaya daha girdik bakalım. Burada var mı? Neredesin Göktuğ? Göktuğ. Burada da sadece böyle var. Böyle değil ya. Böyle de değil. Şuradaki gibi. Bilmiyorum. Bulamadım. Yok. Bu arada Teddy'ye de girdik. Göktuğ'un o çubuk oyunları vardı. Aramıştık AVM'de, bulamadık. Burada bulduk. İşte. O da istemedi. Çok bugün küçük. Küçükmüş. Bugün ikimizde keyfi yok demek ki. Geldim.
Her şey çok güzel dikmiş. Evet, eli boş gelmişsin. Kolup şöyleydi ya. Mont böyle. Bez kol yapmışlar. Ben onu görmemiştim ben. Görmüşsün güverin de kamerayla geliyor. Öyle, İlk çekelim. Defa kameralı telefon almış gibi. Evet çekerim. Onların da var. Onlar da çeksinler kendilerini. Of canım da sıkıldı. Hemen çeci dayı düşürmüşüm parayı. Param olur alacak bir şey bulamam. Param olmaz. Aa bunu bu mont kesinlikle var alalım olur. Böyle olur. Şuradan git bari. Neyse gidelim bari biz. Bir mağazaya daha geldik. Oradan fotoğraf çektim. Orada çekmek aklıma gelmemişti. İyi diyor. İyi ama en küçük bedeni de sanki şey gibi değil mi böyle? Çuval ne? Gibi. Ben bilmiyorum. O da diyor ki aşk o sanki... kuşkolar öyle oluyor. Yani. Ya, aşk o kuşkolar öyle giymiyor mu böyle koca koca bol bol? Bu kadar da değil ya. Bilmiyorum. Hayalleri rüyada montu giyiyor böyle kocaman geziyor. Bilmiyorum. Karar veremedim. Dur acele etmeyeceğim. İstediğim tarzı bulacağım. Yok sen işte elinden yani geleni yaptın soğuktan... bak. Orada bekledin, buraya getirdin. He, ben ne yapacağım? Neyse farkı ver ha, farkı dedim. Varsa farkını da vereyim. Bir limit vermişti kafasında. Dedi ki fazlası da varsa tamam vereceğim dedi. İkilemedi ya, bulma şansım yok. Diyorum ki sen niye hemen her şeyi tamam diyorsun? Bulmuşum montu da yani büyük diyorsun ha. Montun da oluyor zaten. Ne o öyle hayır. Ya soğuk geçirmesin işte daha ne. Ondan yani. Soğuk değil ona hava da alamaz. Soğukluk değil ki sizinkisi hava civa. Ne havası krem rengi olsun işte. Ya işte renk olsun. Ben iyi bak şu çok güzel. Şunun uzun kollusu krem rengi olsun çok güzel olur. Neyse. Ay burada büyük bir aşk var. Aşka gel. Ya. İyi bugün de böyle bitti. Ben şöyle tripten tribe girerim. Geç kızdık zamanlarım aklıma geldi. Ne tribi? Ben şimdi. Valla git direkt ben evin orada indireyim git ben. Gel. Kendi derdin başımdan aşka. Yok yok girmeyeceğim. Yok girmeyeceğim. Elinden geleni yaptın daha. Buna da trip yaparsam. Bana sen zaten hiçbir şeyle ilgili trip yapamazsın ki. Bakan ne kavga alaka? Başlayacak gibi şimdi. Yok canım seninle bir tribim yok ki. Kendi kendime. Ha, en azından aklımdaki şey, soru işareti gitti. Her şeyi size yani. Neyin sıkıntısını evet. Ben çekeceğim. Yok sıkıntı çekeceğim bir durum yok. Gittim kendime de şey aldım. Hiç. Mutlu edeyim. Yemek yiyeyim de mutlu olayım. Su gönder. Tabii. Teşekkür ederiz Ümit Bey. Bize eşlik edin. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Aynen göremiyorum. Tamam kapatıyorum. Küçük erkek alışverişi yaptı. Kendine brokoli almış. Değil mi? Marulu da Akdeniz marulu almış. Salatayı öyle yaptı. Dur. Ekmeğimizi de alalım dedim. Size mi çaldık o? Gelme kamerayı böyle. Göktü yağmur çoğalmadan hemen. Hemen gidelim. Şu an ellerim buz tuttu. Ver bana da. Ekmek alayım da alacağım ben poşetleri. Senden. Ekmek almaya gidiyoruz Göktuğ'yla. Ekmeğimizi de aldık. Şimdi kasaba gidiyoruz. Tavuk kızartacağım. Şöyle küçük bütün tavuk istiyorum. Parçalatıp sade sossuz böyle onu kızartacağım. Diyorum oraya gidince karar değiştirir miyim bilmiyorum. Mercimek çorbam da var. Salata biz yaparım. Tavuk kızartırım. Tavuğumuzu alıp eve gideceğiz. Yemeği yapacağız. Sen de yardım edecek misin? Sen ruhsar izlersin. Göktuğ bu ara eski dizileri izliyor. Ruh servisin Sıdıka'yı açacağım ona. Sıdıka ne? Sıdıka da aynen öyle bir dizi. Ben böyle küçükken izlediğim diziler. Bunu bitiririz. Ruhsarı bu tatilde. Biter. Böyle hoşuna da gidiyor. Değil mi Göktuğ? Marulunu hale getirdi.
Elin acır. Ay. Bizim balkonun camı açık. Yağmur çoğalana kadar çıkarım eve. Çok yaralandı. Aklı gitti. Benim daha çok gitti senden. Hiç tepki ama vermedi. Ne video mu çekin? Çok üzüldüm sana. O, eline. Bana bir şey olmaz kardeş. Bir şey olmaz da ben çok üzüldüm. Bir şey olmaz mı? Ufacık, ufacık mı? Parmağın ucu parçalandı, hala ufacık diyor. Bir de ben abartıyormuşum gibi davranıyor. Abartma yani. Çocuk gibi. Yara bandı aldım. Bak kanım attı. Ama gördük, zaten kanı gördükçe insan daha şey oluyor ya. Geçmiş kan olsun sana. Sarayım dur seni. Sardım yarasını. Göster bakayım yaranı. Ne? Açtı bunu. İnat etti, attı. Yaralı tamirci. Yaralı tamirci diyor kendi. Bu böyle kapalıydı. Laptop şarj aleti. Onu şu girdi eline. Yanında ufak tefek şeyler. Ya sana göre ufak tefek şeyler. Ben bana göre çok üzüldüm sana şu anda. Dedim ki bu böyle para kazanıyor Sevilay, sen de nasıl harcıyorsun? Paldır küldür. İş kazan. Allah beterinden korusun. Aa, dün de Ümit yine bir şeyler tamir ediyor. Elektrikle tabii ki. Ben çok yaklaşmıyorum yanına. Sonra şeker verecektim değil mi sana? Şeker. Naneli şeker vereceğim böyle. Ağzını açtı, böyle hafif dokundum, ben çarpıldım. Ondaki tüm elektrik bana geçti. Elektrik. Beni çarpmaz elektrik ya. Seni çarpar. Öyle daha iyi. Sana kolay gelsin. Sağ olasın. Mutfaktan merhabalar. Yeniden. Mercimek çorbamı tazeliyorum. Dün akşam yapmıştım. Tavuk yemeği yapacağım. Tavuk, patates falan böyle bir yemeğini yapacağım. Ayrıca salata yapacağım. Çorba yeterli olacaktır bunlar. Bugün ufak bir sebze alışverişi yaptım. Domates, biber, turp, limon, salatalık gibi böyle az az aldım. Brokoli aldık. Havuç aldık. En güzeli bunu aldık. Fotoğraf çektim de. Kapak resmi yaparım diye. Ay. Gülesim geldi şimdi böyle bu videoda. Öyle kaldım ya. Ne yapayım? Tavuğumu ön hazırlığımı yapıp hemen geliyorum. Buraya tavuklarımı koydum. Tavuklarım da neydi? Kemiksiz butlar. Butları böyle posalanması için yağ koydum. Böyle üzerine patates, domates, biber koyup salçalı suda yemeğini yapacağım. Kızartacaktım da sebzelisini yapmaya karar verdim. Şeyden bahsetmiştim ben bugün. Tekli sayıda hiçbir şey yapamıyorum diye. Gerçekten öyle. Sebze falan alırken de böyle, patates, soğan falan alırken de öyle. Hep çiftli sayıdır. Sayarak alırım. Hani bilmiyorum niye öyle, hep öyledir yani. Yolda mesela yürüyorsam çizgilere basmamaya dikkat ederim. Değişik değişik hareketlerim var ve bunu da dile getiriyorum. Hatta Ümit'le de konuşmuştuk, o da demişti bir kere ben de çizgilere basmıyorum falan gibi. Böyle bir konuşmamız da geçmişti. Evet, bir abla da yazmış ki Sevilay, ben televizyonun sesini bile yükseltecek olsam çiftli rakamda bırakıyorum. Sana çok hak veriyorum. Ben de öyleyim yani. O bir alışkanlık mı diyeyim, içgüdüsel olarak bir şey mi diyeyim? Bilmiyorum ne o, garip bir şey yani. Ama öyleyiz yani. Yani tek değiliz Nala, yalnız değiliz yani. Ben de öyleyim. Öyle tanıdıklarım da var.
Bugün böyle günü bitirdik. AVM'ye gittik. Elim boş gittim, elim boş geldim. Öyle bir gezi yapmış oldum işte. Çok demiyorum. Hemen oradan toplarım. Kolay olur. Saçımı da toplamadım ama. Şu biberin kilosu 60 lira olmuş. Şu biberin. 60 lira ya. 40 liraydı geçen hafta. Çok almadım ben. Az aldım. Şu sebzeler gösterdiklerim 78 lira tutmuştu işte bugün. Şöyle arkalı önlü kızarık gibi olunca evet daha iyi oluyor. Hemen döşeyeceğim yemeğim böyle. Bu tarz yemekleri çok seviyorum ben. Hem daha doyurucu oluyor. Tavuk kızartması yanına kalınca böyle ağırlaşıyor ama böyle sebze yemeği olunca hiçbir şey olmuyor. Ben devam edeyim. Yine birazdan çekimler yaparız. Yemeğimi attım ocağa. Çorbamı da tazeliyorum. Yeşilliklerimi yıkadım. Güzelce. Salatamı yapıyorum. Bu arada yemeklerim böyle. Az az. Çok ince doğramıyorum bunu. Zaman sonra canlı yayın yaptık. Özlemişiz. Güzel geçti. Çok keyifliydi. Böyle 2 saat yaptık ama doyamadık. Yani araya hastalık girince bayağı ara verdik ve okuyorum ki yorumlarda herkes de var bir hastalık. Ya Rabbim şifa versin. Bir daha yaşatmasın inşallah. Yapıyor. Bunu durdurayım. Havuçlar ben de dedim. Hemen kararmasın. Ay. Limon sıkayım. Azıcık da şunlar rendeleyim. Unuttum biraz önce rende yaparken. İçi böyle kırmızı. Yeterli. Soğukumuz da hazır. Ben yemeklerimi böyle yapıyorum. Devam edeyim ben. Çorbamı tazeledim. Tavuk yemeğim böyle pişiyor. Suyunu çeker birazdan. Böyle de salatam. Çok azıcık da Göktuğ'a kadar makarna var. Bu akşamki yemeklerim bunlar. Hemen pratik, kolay yemek. Veda'ya geçiyoruz. Veda'yı mutfaktan yapalım istedim. Uzun zamandır hep Göktuğ yapıyor. Bu akşam birlikte yapalım ve mutfaktan yapalım istedik.
Videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Reklamları izlemeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Hiçbir şey unutmayın. İyi yakalım. Hoşçakalın. İyi akşamlar.